Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Türkiye Geneli Özde Bir yayınlarının liselere giriş sınavının Türkçe çözümlerini yapmış olacağım. Bu ve diğer Türkiye Geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet birinci soruda bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda gün boyu hiçbir şey yemedim. Çok açım çok. Şu yeşil yaprakları yiyip karnımı doyurayım. Diğer kaplumbağalar ortalıkta görünmüyor. Acele etmeliyim. Eğer yeşil yaprakların hepsini yemezsem açlığım yatışmayacak gibi bir ifadenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde ise pencereden sızan gün ışığı içeriği daha da aydınlatıyordu. Etrafımdaki kaplumbağaların nedenli aç olduğu belli. Hepsi de yeşil yapraklara doğru yavaş yavaş ilerliyor. Dur onlar yeşillikleri yerken ben de onlara neyi çalayım ki hem yesinler hem de ruhları dinlensin ifadesinden. Bakın pencereden sızan gün ışığını görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaplumbağaların da nedenli aç olduğu bellidir. Çünkü hepsi yeşilliklere doğru hareket ediyor. Görmüş olduğunuz kişinin sırtında neyi var? Bundan dolayı da neyi çalma isteğini buradan çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru doğuracağımız nedir? B seçeneği olacaktı. Diğer seçeneklere de bakalım. Necip Paşa saraya girer girmez kaplumbağa terbiyecisi Muharrem Efendi yanına çağırdı. Arkadaşlar Necip Bey burada görünmüyor. O yüzden C seçeneğinde demiş oluruz. D seçeneğinde Sol eliyle neyi tutan adam az önce kaplumbağaları terbiye etmek için yeşil yaprakları sağa sola serpiştirdi. Kaplumbağalar yeşil yaprakları yedikten sonra da öğle güneşinde etkisiyle mayışıp kal kalacak. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adam sağ eliyle tuttuğu kalın iple ne yapacak acaba derken adamın sağ eliyle kalın bir ip tutup tutmadığını buradan göremiyoruz. O yüzden D seçeneğinde yine elemiş oluruz. İkinci soruya geçiyoruz. Öznel anlatım kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak kanıtlanabilir yargılar oluşturur demiş. Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur diyor. Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken çöpler de ortaya çıktı. Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlarla devrildi. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu cümlede herhangi bir kişisel duygu ve düşünce olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Kanıtlanabilir. Bundan dolayı bu nesneldir. B seçeneğine bakalım. Tekirdağ'da lise 2. Ik sınıf öğrencisi Ayşenaz Uzun sütleyen bitkisi kullanarak hazırladığı ısıya ve Kırışmaya dayanıklı kumaş ile Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları Mühendislik kategorisi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Anshenas, sütleyen yüzünü enjekte ederek ürettiği kumaşlarla itfaiyeciler için kıyafet tasarlanabileceğini belirtti. Arkadaşlar bakın bu cümlede de herhangi bir kişisel duygu ve düşünce olmadığı için bu da nedir? Bu da nesneldir. O yüzden bunu eleriz. Ay da zaten elemiştik hatırlarsanız. D seçeneğine bakalım. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde koruma altındaki iki dağ keçisini avladıkları öne sürülen 4 kişiye 28.727 lira para cezası uygulandı. İlçenin Geyikli mezrasında yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan ilçe emniyet amirliğine bağlı ekipler avcıları aramaya başladı. Bu çerçevede içinde 4 kişi olan arazi aracını durdurup aradı. Bakın arkadaşlar bu cümlede de herhangi bir kişisel duygu ve düşünce yok. Bu da nedir? Bu da nesneldir. Yani buradakilerin hepsi kanıtlanabilir. O yüzden bunu delemiş olduk. Bakın A, B ve D seçenekleri kanıtlanabiliyor. Bundan dolayı nesnel. C seçeneğinde tarihi köprüleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Arpa Girilçesi, Sonbaharda rengarenk görüntüsüyle tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden ve çok sayıda endemik bitki çeşidine sahip ilçe sonbaharın bütün renklerini barındırıyor ifadesinde altını çizmiş olduğum bir cenneti andıran, tabloları aratmayan manzaralar, cezbeden bütün renkleri barındırması Bunlar arkadaşlar kişiden kişiye değişen yargılar olduğu için bunlar nedir? Öznel yargılardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet üçüncü soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur demiş. Bakın yukarıda da söz sanatının tanımını yapıyor. Anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da ifadeyi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarına söz sanatı denirmiş. Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al diye hışkırır kaval ifadesinde. Bakın arkadaşlar kavalı konuşturmuş görmüş olduğunuz gibi konuşturduğu için de biz buna ne diyoruz? Konuşturma sanatı diyoruz. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Okuma yok, yazma yok. Bilmeyiz ki eski yeni. Kuzular bize söyler yılların geçtiğini ifadesinde ise kuzuların Yılların geçtiğini söylemesi değerli arkadaşlar. Nedir? İnsana ait bir özelliğin insan dışındaki varlıklara aktarıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da kişileştirme vardır. Bu da doğrudur. C seçeneğinde arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek, önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek ifadesinde bakın arzuyu yıldızlara benzetmiş. Dolayısıyla burada benzetme sanatı vardır. C seçeneğinde elemiş olduk. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi kırlara açılırız. Çıngıraklarımızla ifadesinde herhangi bir abartma yok. Yani gereğinden fazla herhangi bir şeyi gösterme ya da eksiltme olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktı. Dördüncü soru bu açıklamalara göre aşağıdaki metinlerin hangisinde olay Birinci kişi ağzından bakın anlatılmamıştır diyor. Buna dikkat edelim. Parçaya bakalım. Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekanı, okulları anlatan kişiye anlatıcı denir. Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır demiş. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda ise yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bakalım bize birinci kişi sorduğunu tekrar hatırlayalım. Ağaca çıkmak için son bir hamle yaptım. Bakın yaptım diyor. Olayın içinde değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada birinci kişiyle anlatım vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Ücreti satıcıya ödeyip ekmek arası köfteyi aldım. Bakın C seçeneğinde de aldım demiş. Olayın içinde kendisi var. C seçeneğinde demiş olduk. Neşe elindeki belgelerden birini bana uzattı diyor. Bakın yine olayın içinde kendisi var. Dolayısıyla arkadaşlar D seçeneğini denemiş oluruz. B seçeneğinde Mustafa belli etmemeye çalışsa da korkuyu iliklerine kadar hissediyordu. Adamların hırsız olma ihtimali vardı. Bu yüzden çok dikkatli davranması gerekiyordu cümlesinde anlatıcı olayın içerisinde yer almadığı için gözlemlerini aktardığından dolayı doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? B seçeneği olacaktı. Evet. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Parti açıklamaya bakalım. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir demiş. Hangisinde kullanıldığını soruyor arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Yurt dışından gelen malları limana kadar taşıma işini bizim firma yüklendi ifadesinde. Bakın yüklemek sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşıyor. Burada bizim firma kazandı ya da bizim firma bu işi yapıyor anlamına geldiğinden dolayı yüklenmek sözcüğü nedir burada? Mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylem gerçekleşme nedeniyle verilmiştir diyor. Yani bize niye soruyor arkadaşlar? Neden sonuç cümlesini soruyor? Kırık bir sandalla karşıya geçmeye çalışıyordu cümlesinde neden sonuç yok? Bir numaralı cümleyi eleriz. Üçüncü cümleye bakalım. Alnındaki terleri silmek için mendil çıkardı. Arkadaşlar burada ne var? Amaç sonuç var. Hangi amaçla mendilini çıkarmış? Terlerini silmek için. Dolayısıyla 3 numaralı cümleyi elemiş oluruz. Dördüncü cümleye bakıyoruz. Osman bu yıl tarladaki mahsulün az olduğunu söylüyordu cümlesinde. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir neden sonuç olmadığı için bunu da ileriz. 2 numaralı cümleye bakıyoruz. Rüzgar antenin yönünü değiştirince birkaç kanal çekmez oldu cümlesinde. Bakın, birkaç kanal çekmez oldu sonuçtur. Neden birkaç kanal çekmez olmuş? Rüzgarın antenin antenin yönünü değiştirmesinden dolayı. Bu da nedir arkadaşlar? Nedendir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Yani iki numaralı cümle olacaktı arkadaşlar. 7. soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki metinle ilişkile ilişkilendirilemez demiş. Sorumluluk sahibi kişiler üstlerine düşen görevleri yapmada hassas davranan kişilerdir. Onların hayatlarında her şey bir düzen içinde olur. Yapacakları işleri ertelemez, geciktirmez. Belli bir plan dahilinde yaşarlar. Bir öğrenci ise ödevlerini titizlikle yapar. Bir sporcu ise antrenmanlarını ihmal etmez. Disiplinli bir yaşamları olduğu için de her daim başarıya ulaşırlar ifadesinden. Bakın vakit nakittir ifadesini çıkarırız. Bugünün işini yarına bırakma bunu da çıkarırız. Bin ölçüp bir biçmeli ifadesini de çıkarırız ama herkes bildiğini okur ifadesini çıkaramayız. Bu olumsuz bir ifadedir. Yukarıda ise bir sorumluluktan bahsediyor. Sorumluluk sahibi olan kişiler ne yapar arkadaşlar? A, B ve C seçeneklerindeki bütün eylemleri yerine getirir. Ama herkes bildiğini okursa ortada düzen kalmaz, sistem kalmaz. Partide de böyle bir şeyden bahsetmediği için doğuracağımız D seçeneği olacaktır. Geçtik 8. soruya. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir deyimin altı çizilmiştir? diyor. Bir numaraya bakalım en verimli zamanlardır ifadesini görüyoruz. Böyle bir deyim yok. Bunu eleriz. 2 numaralı cümlede kitap okumak. Arkadaşlar böyle bir deyim yok. Bunu delemiş oluruz. 3 numaralı cümlede bilgisini tazeleyecektir. Bilgi tazelemek bu bir deyimdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 3 numara olacaktı. Yani C seçeneği. Oldukça etkili. Burada böyle de bir deyim yok. Bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. Geçtik Dokuzuncu soruya. Buna göre Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yay ayret içinde yanlış verilmiştir diyor. Açıklamaya bakalım. Yazılışları farklı. Anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler yani anlamda sözcükler denir demiş. Bakalım. A seçeneğinde ondan borç para aldığımı aleni bir şekilde söylemesi zoruma gitti cümlesinde bakın. Aleni açık demek eş anlamlıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bize yanlış olanı sormuştu hatırlarsanız. C seçeneğinde başkan kalabalığın arasından geçip şölen alanına doğru ilerledi cümlesinde başkan diğer adı nedir arkadaşlar? Reistir. Bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde Mehmet çağrımızı kabul etmiş, bizleri kırmamıştı ifadesinde çağrımız davettir buradaki anlamıyla. Bu da doğru bir kullanımdır. D seçeneğini de elemiş oluruz. B seçeneğinde karşı mağazada ihracat fazlası ürünler satılıyormuş ifadesinde bakın ihracat dış alım değil dış satıştır arkadaşlar. O yüzden anlam birlikteliği olmadığı için yani eş anlamlı olmadığı için doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönünü değiştirmiştir diyor. Bakalım terk edilmiş binaların fotoğraflarını çekmeyi ve bu fotoğrafları paylaşmayı çok seviyorum. Bu binaların modelleri, dokuları bana her şeyin gelip geçici olduğunu hatırlatıyor. Böyle yerlere derin bir ilgim var. Özellikle bu binaların merdivenleri ilgimi çok çekiyor. Nitekim bazı insanlar bu tür yerleri görmez bile. Bu yerlerin yanından geçip gider. Bu binalar onlar için değersiz, metruk ve yaşamdan soyutlanmış yerlerdir ifadesinde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 numaralı cümleden sonra nedir? Düşüncenin yönü değişmiştir. Bundan dolayı da cevabımız C şıkkıdır. 11. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İbrahim Çallı'nın bu metinde konusu verilen resimlerden biri değildir demiş. Parçamıza bakalım. İbrahim Çallı Türkiye Cumhuriyeti'nin resim alanında Batı anlayışına yönelik bir sürece girmesinde önemli güçlerden birisi olmuştur. İbrahim Çallı'nın bu dönemde yaptığı tablolarda dengeli bir kompozisyon görülür. Sanat çalışmalarını farklı mekanlarda sürdüren İbrahim Çallı savaş resimleri yapmak için Şişli'de açılan Harbiye Nezareti atölyesinde bir süre çalışır ve savaş temalı resimler çizer. Bakın arkadaşlar savaş temalı resimler çiziyorsa biz D seçeneğini elemiş oluruz. Ayrıca ressamımız deniz manzaralı deniz temalı resimlerin yanında deniz temalı diyorsa A seçeneğinde baktığınız arkadaşlar deniz temalı resim var. A seçeneğini de elemiş oluruz. Natürmört denilen konusu koparılmış çiçekler, meyveler, e, avlanmış hayvanlar, vazo, kitap gibi eşyalardan alan resimlerde yapmıştır ifadesinden biz. C seçeneğini indirilmiş oluruz. Vazonun içinde bir çiçek görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Diğer seçeneklerin hepsi bu parçadan çıkan resim örnekleridir arkadaşlar. 12. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'da'nın yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. Bağlaç olan D'da kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ek olan deda ise kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır demiş. Bakalım A şıkkına. Yediğimiz pizzada kaşar, pastırma, sucuk ve biber ağırlıktaydı cümlesinde. Bakın arkadaşlar. Nerede ağırlıktaydı? Yediğimiz pizzada. Buradaki deda bitişik yazılması gereken ek olan deda. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir? Eleştiri yazı türünün amacı bir edebiyat ve sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamaktır demiş. Seçeneklerimize bakalım. A şıkkında konuşmayı ne çok severiz. Gerekli gereksiz, yerli yersiz, bilsek de bilmesek de fikrimiz olsa da olmasa da konuşuruz. Konuşmalarımız eleştirilerimiz her zaman başkaları hakkındadır. Çoğu zaman da yapıcı değil yıkıcı sözlere yer veririz konuşmalarımızda ifadesinde herhangi bir edebiyat ya da sanat eseri olmadığından dolayı arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. B şıkkında aklın penceresi ve perdesi daima açık kalmalı ki akıl insanlıktan haberdar olmalı. Akıl perdesi kapatılırsa akıl kendinde olmaz. Kendinde olmayan akıl da ne yaptığını ne söylediğini bilemez. Bu durum yanlış düşüncelere, sözü tartmadan söylemeye neden olur cümlesinde de yine ne bir edebiyat yapıtı yani ne de bir sanat eseri hakkında bir değerlendirmede bulunulmuş. Bundan dolayı B seçeneğini delemiş oluruz. C seçeneğine bakalım. Hayata bakışımı değiştiren ve beni olumlu düşüncelere yönlendiren bu yapıt sayesinde okumaya olan ilgim daha da arttı. Yazarın kısa ve net cümleleri aklındakileri sizinle paylaşırken kullandığı üslubu okuyucuyu Yazarın safına çekiyor ve hayatla beraber batmamızı sağlıyor ifadesinde. Görmüş olduğunuz gibi bir sanat yapıtı hakkında değerlendirmede bunun olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 14. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bakın kesin değildir diyor arkadaşlar. Bakalım bir mantık sorusu. Ankara Etimeskut Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerden. Ebru, Beyza, İrem adlı kız öğrencilerle Hasan ve Doruk adlı erkek öğrenciler kantinden tost almak için sıraya girmiştir. Bu 5 öğrencinin sıra düzeni ile ilgili bilgiler şunlardır. Arkadaşlar bu tür sorularda şekil çizmek en mantıklısı. Bakın bize 5 kişilik bir öğrenci grubundan bahsediyor. O yüzden ben 5 kişilik bir sıra belirlersem daha kolay olayı çözümlemiş olacağım. O yüzden 5 kişilik bir sıra yazdım. Hasan Beyza'nın hemen arkasındadır. Ebru ile İrem arasında 2 kişi vardır. Sıranın en önündeki öğrenci erkektir. Bakın arkadaşlar en öndeki öğrenci erkek ise bu Hasan değildir. İki erkek öğrenci var. O zaman diğeri kim? Doruk'tur. O yüzden arkadaşlar bir numarada kim olacak? Doruk olacak. Geçelim Ebru ile İrem arasında iki kişi varmış. O zaman arkadaşlar ben şuraya Ebru yazarım. Burası ya Ebru olur ya da arkadaşlar İrem de olabilir. Yine burası da ya Ebru'dur ya arkadaşlar İrem'dir. Arasında iki kişi olacağına göre 3 ve 4 numaralı sıralar Ebru ile İrem'in arasındaki sıralar olacaktır. Hasan Beyza'nın hemen arkasındadır demiş. O zaman arkadaşlar şurası kime ait olur? Burası Beyza'ya ait olur. Burası da Hasan'a ait olur. Bakın bizim 1, 3 ve 4 numaralı sıraları kesin olarak biliyoruz ama diğerlerini bilmiyoruz. Buna göre şimdi seçeneklere bakabiliriz. Beyza 3. sıradadır. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sıranın sonunda ebru vardır. Bakın ebru da olabilir. İrem de olabilir. Bu arkadaşlar kesin değildir. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Doruk birinci sıradadır. Bakın doğrudur. Elemiş olduk. Dördüncü sırada Hasan vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin başlığı olmaya en uygundur demiş 15. soruda? Bakalım. Ben küçük bir ağacım yurdumun bir bahçesinde topraklar tüterken görün dallarım çiçeklensinde. Her şeyimle yararlıyım insanoğluna dünyada. Çiçeğim, yaprağım, gölgem, iri dallı zerdalimle cümlesinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir ağacın konuştuğunu görüyoruz. Bundan dolayı da ağaç diyor ki ifadesi bu şiirin başlığı olmaya en uygun ifadedir. Bundan dolayı da doğuracağımız A seçeneğidir. 16. soru. Yukarıdaki tabloda bazı ülkelerin halk kütüphaneleri hakkında bilgi verilmiştir diyor. Bu tablodan halk kütüphaneleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri kesin olarak çıkarılabilir demiş. Bakın arkadaşlar bize yine neyi soruyor? Kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı soruyor. Bakalım. Birinci öncülde bize Fransa'daki halk kütüphanelerine üye olanların sayısı 30 milyon. Polonya'da ise 8 milyondur demiş. Bakalım arkadaşlar nereye bakıyoruz? Bakın şuraya bakıyoruz. Üye sayılarına baktığımızda arkadaşlar Fransa'da Fransa görmüş olduğunuz gibi mavi 30 milyon üzerinde bir üye sayısı var. Polonya'da ise arkadaşlar Polonya sarı renkte gösteriliyor. 8 milyon var. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu kesin olarak çıkartabiliriz. 2 numaraya bakıyoruz. Türkiye'deki halk kütüphanelerinde çalışan personel sayısı Fransa'daki halk kütüphanelerinde çalışanların sayısından fazladır demiş. Hemen buna bakalım. Çalışan sayılarına baktığımızda bakın arkadaşlar Türkiye'de 3490 kişi çalışıyormuş. Fakat Fransa'da bu rakam 30 bin. Bundan dolayı bu yargıya ulaşamayız. O yüzden 2 numarayı elemiş oluruz. Diğer öncülümüze geçiyoruz. 3 numaralı öncülümüze. Çekya'daki halk kütüphanesi sayısı ile Romanya'daki halk kütüphanesi sayısı birbirine çok yakındır demiş. Bakalım arkadaşlar bakın. Çekya'da toplamda 6245 tane halk kütüphanesi varken Romanya'da değerli arkadaşlar bu rakam 2406'dır. Dolayısıyla birbirine çok yakın değildir. Bundan dolayı 3'ü de oluruz. Dördüncü öncüle bakıyoruz. Bir halk kütüphanesinde düşen kişi sayısı Türkiye'de 70 bin iken Avrupa Birliği'nde 7.000'in altındadır demiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de 70 bin Avrupa Birliği'nde 6.000'in altında. Bundan dolayı bu da kesin olarak çıkarılabilir. Kesin olarak çıkarılanları sormuştu bize. 1 ve 4 kesin olarak çıkıyor. Yani doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. 17. soruya geçiyoruz. Bu cümlede kısa çizginin aşağıdaki işlemlerinden hangisinin örneği bakın yoktur demiş. A şıkkında cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Bakın arkadaşlar, çantacıların bulunduğu yere mercan yokuşuna doğru yürüyorum ifadesinde şu mercan yokuşuna ifadesi nedir? Ara sözdür. Dolayısıyla ben buradan A seçeneğini elemiş olurum. C seçeneğine bakacak olursam arasında V ila ile den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında konur demiş. Bakın kitapçıdan aldığım Türkçe ile Almanca sözlükte baskı hataları vardı ifadesinde. Bakın buradaki kısa çizgi C seçeneğine uygun olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı ben C seçeneğinde demiş olurum yine değerli arkadaşlar isim yapma eklerinin başına konur demiş dilimizdeki en işlek eklerden birkaçı şunlardır lık c d de, den eki, ki balıkçı kitaplık gibi görmüş olduğunuz gibi Bunlar da nedir arkadaşlar İsimden isim yapma ekleridir Dolayısıyla ben buradan D seçeneğinde demiş olurum. Burada arkadaşlar kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için konur demiş. Böyle bir kullanım olmadığı için yine doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu açıklamaya göre üniversiteden yeni mezun olan Okan iş başvurusu yapmak için bizim şirkete geldi. Cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisine verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar geldi yüklem. Gelen kim? Üniversiteden yeni mezun olan Okan. Şuraya kadar nedir bu? Öznedir. Ne için gelmiş Okan? İş başvurusu yapmak için. Burası nedir arkadaşlar? Zarf tamlayıcısıdır. Peki nereye gelmiş? Bizim şirkete. Bu da arkadaşlar nedir? Yer tamlayıcısıdır. Bundan dolayı da öge sıralanışı özne. Zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı ve yüklem olacaktı uygun sıralamada C seçeneğinde bakın özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı ve yüklem şeklindedir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli fiil değildir diyor bakın. Geçişli fiil değildir. Hatırlarsanız fiilin başına biz onu getirdiğimizde anlamlı ise bu nedir arkadaşlar? Geçişlidir. Onu getirdiğimizde eğer anlamsızsa bu nedir arkadaşlar bu da geçişsiz olarak kabul edilir. Bakalım. Onu üzülüyordu. Anlamsız geçişsiz dolayısıyla doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Bakın onu aldı anlamlı geçişli. Onu fark etmemişti anlamlı geçişli. Onu okudu anlamlı geçişli arkadaşlar. 20. soru buna göre Cümlelerinde kullanılan fiilimsilerden hangisinin türü yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Karanlık basınca sokakta hiç kimse kalmadı ifadesinde basınca ınca ince, ince zarf fiilekidir. Doğrudur. Bu sahil köyünde zaman geçirmek çok eğlenceli ifadesinde ise bakın geçirmek mayışmaktan isim fiilekidir. Bu da doğrudur. Ağacın dibine dökülen dallardan bir avuç topladım ifadesinde ise an en eki Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil Bu da doğrudur. Egemenin ikide bir kahkaha atışı bizleri çileden çıkarmıştı ifadesinde ise atmaktan atış olmuş. Mayışmaktan bu nedir? Bu isim fiildir. Dolayısıyla da zarf fiil olmadığı için uyuşmayan da dört numaralı cümle oluyor. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.